Aleyküm selam. Ahmet abi. Canımsın. Berberler her şeyi bilir. Kimin ne yaptığını, kaçta çıktığını, kim kiminle aldattı. Bir baktım Mopur da arkada öpüşüyor. Ondan sonra beni bir gördü. Aa dedi, Necip dedi, sakın dedi eşime bir şey söyleme. Bakkal makkal hikaye kanka, berber bilir her şeyi. İsmim Necip Hakkı Kandemir. 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Kadıköy'de mesleğimi öğrendim. Saç tıraşını çok seviyorum. Müşterilerimi çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum. Makara kukara yapıyorum. Berberlik demek, muhtarlık demek. İnsanların her şeyini bilirsin. Her şeyini. Hanımından boşanmış geliyor anlatıyor. Yok manitam var anlatıyor. Yok şu var anlatıyor. Her şeyini anlatıyor. Berberler her şeyi bilir. Kimin ne yaptığını, kaçta çıktığını, kaçta girdiğini, kim kimle aldattı, kim kimle beraber. Magazinden daha çokuz biz. Magazin nedir ya? Fasa fasa. Gelsinler berberlikten öğrensinler. Herkes de. Makkal makkal hikaye kanka. Berber bilir her şeyi. Müşterimin hanımı. Bir baktım Mopur da arkada öpüşüyor. Ondan sonra beni bir gördü. Aa dedi, Necip dedi, sakın dedi eşime bir şey söyleme. Ben de dedim yok söylemem yani niye söyleyeyim ki? Ondan sonra ben de tuttum. Ertesi gün geldi benim dükkana. Necip senle konuşabilir miyiz? Bugün konuşalım. Ne konuşacağız? Sen beni görmedin ne olur falan filan. İşte kocama söyleme etme. Tamam dedim söylemem yani. Bütün her şey senin yani benim değil. İstediğine şey yaparsın yani. Kocası geliyor tıraşa. Kadını da görüyor. Kocasını üzülüyor. Başka kimse üzülmüyorum yani. Müşterilerle uğraşmak birazcık zordur. İnsanlarla uğraşmak zordur esas. Her türlü ilginç insanlar var. Her türlü ne ararsan. Bonsaiciler geliyor. Uyuşturucu geliyor. Her türlü insan geliyor. Bir gün müşterimi kovdum buradan dükkandan. Adamın saçını makasla kesiyorum şimdi. Kestim. İncelttim. Adam bana makineye tam vur dedi. Adama kalk git dedim. Yürü git dedim ya. İşim olmaz. Fazla işim olmaz çünkü. Geçen gün bir tanesi geldi mesela. Dedi ki, ya ağda yapar mısın diyor. Tamam ağda yapalım. Yok şuram al, yok buram al, yok şöyle yap, yok böyle yap. Adamın mesela kafada 4 tane saç var, sağa doğru tara diyor. Adamı 20 sene tıraş ediyorsun, kötü bir şey gidiyor. Adam başka berbere gidiyor. Valla gençli bir adam, hiç şey yapmıyor yani. Ama Necip olmuş, Mehmet olmuş, alıyorum fark etmez diyor. Ya adamı geçen gün bak, valla kanka bir saç sakal yaptım. Tuttu. Çok her tarafını yaptım. Ağda yaptım. Yüzünü her tarafını aldım. Tamam mı? O bir baktım. Çıkartıyor bana kaç para verdi biliyor musun? 10 lira. Allah'ım bunu dedim. Yürü. Kovdun mu? Yürü lan dedim. Git dükkana. Git. Bir daha gelme dükkana. Gel. Tansiyonum çıktı. Tansiyonum. Vallahi ya. Ekonomi mesela kötü. Çok kötü. Ben esnafım yani. Ufak bir esnafım yani. Bankuru ödeyemiyoruz. Elektrik gelmiş 704 lira ya şu dükkana. 704 lira elektrik mi gelir ya? Yani piyasa kötü, geçinme sıkıntısı kötü, her şey kötü yani. Eleman yetişmiyor bizde. Kalfa bulamıyorsun. Kalfa yok ki. Nerede kalfa var? Hiçbir yerde yok. Çünkü niye? Sigortasız oldukları için. Şimdi. Ben bankuru ödeyemiyorum. Esnaf zor. Hiç kimse ödemiyor yani. Bütün berberlere baktığımız zaman hiç kimse esnafla bankuru ödemiyor. Geçim sıkıntısı zor. Her şey zor. Ya geçiniyor muyuz? Allah'a şükür olsun. Berberlik ne öldürür, ne güldürür yani. Lüks berberler pahalı saç kesiyor. Kiraları pahalı. Ekonomik şartlardan dolayı insanlar bizi tercih ediyor. Mesela ben bir saç tıraşını 30 lira alıyorum. Öbürsü 70-80 alıyor. Ama bizim de makasımız aynı, ustalarımız aynı, jiletimiz aynı. Hijyeniyiz biz. Yani en iyi berber benim yani. Kadıköy'ün en iyi berberi benim şu anda. Biz geldik gidiyoruz yani. Çocuğum okusun. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Bütün çocuklar okusun. Berberlikte ne zengin olsun ne fakir olsun kanka. Anladın mı? Geçiniyor gidersin yani. Başka hiçbir şey olmaz. Elimiz ayağımız tuttuktan sonra saç sakal keseriz. Başka ne yapacağız? Adalet olsun ülkede yeter benim için. Haydi saatler olsun.